Aslen nineni. Bir gün ecel gelir bize. Bu vatana canım sen. Ah bir ateş ver cigaramı yakayım. Sen salan gel ben boyuna bakayım. Sen salan gel ben boyuna bakayım. Uzun olur gemilerin direği. Ah çatal olur efelerin yüreği. Haydi çatal oğlum efelerin yüreği. Ah bir ateş ver yavur sinem kız yansın. Arkadaşlar uykulardan uyansın. Haydi arkadaşlar uykulardan uyansın. Uzun olur gemilerin direği. Haydi çatal efelerin yüreği. Aman çatal oğlum efelerin yüreği. Gönül dostlarım,
Denizli, Laodikya, antik kentteyiz. Neden buradayız? Çünkü iki değerli konuğum olacak. Bir tanesi Eyüp abi, bir tanesi de ilk kadın dedelerden olan Sultan Ana. Şimdi onların yanına gidiyorum. Benimle gelir misiniz? Yardımcıma şahına da Merdan Ali oldum. Sabah nelerde geldin oy oy oy. Şival sorma yana. Yardımcıma şahına da Merdan Ali oldum. Kıldan köprü kurdular geçti yenge. Pirimden baden geldi geçti yenge. Dalımdan bir elitti uçtu yenge. Yolumuz üstünden yenge. Tozlu yol oldum. Dalımdan bir elitti uçtu yenge. Yolumuz üstünden oy oy, tozlu yol oldum. Bir kapın açıldı da İçeri girdim, hak nizam terazisine oy oy, ben orada gördüm. Bir ayak üzerin oy oy, bin saat durdum, eride iliyim kemiyim, orada halloldum. Bir ayak üzerin oy oy, bin saat durdum. Ereden geleyim, kemiyeyim, orada halloldum. Dara durdu da nereye, nereye hepi seni. Anda secde kıldın, memin tapısın. Karşımızdan açıldın, cennet kapısın. Hakkın emriyle bize, haktan gel oldun. Karşımızdan açıldın, cennet kapısına, hakkın emriyle bize, haktan gel oldum.
sultan abdalımdan, şahların şahını. Annemiz de parlayan, Ali'nin nur mahını. Ben şahımı gördümden ayrılın, laman bir daha. Durağımız abım, Kevser Göl oldum. Ben şahımı da gördümden ayrılın, laman bir daha. Durağımız abım, Kevser Göl oldum. Ağzına yüreğine sağlık Sultan Ana. Eline sağlık. Allah var etsin. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de ilk dede kadın. Öyle oldu, sıradan bir kadın. Sultan Anamız. Sizi bizimle tanıştıran sevgili Eyüp abiye de teşekkür ediyorum. İkinize de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk diyoruz. Evet. Peki Sultan Ana kimdir? Sıradan bir ev hanımıyım. Bir ev hanımı. Evet. Peki bu duygular, bu seller gibi olan duygular? Ama ben tabii bunun içinden geldim, kültürün içinden geldim. Benim babam, kayınpederim dedeydi, bunların yanında yetiştim. Evet, ben işte onlardan bahsedelim. Ama 20 sene doktorların yanında çalıştım. Evet. Emekli oldum. Tabii kültür sonradan birikmiş artık. Ben evet, her yere gittim yani, yol erken sahibi olduğum için. Bıraktırmadılar beni. Allah. Ben bıraksam da kültür beni bırakmadı. Bırakmıyorlar. Ben memnunum. Sevgili Eyüp abi, seni bir tanıyalım. Eyüp abi kimdir? Ben emekli öğretmen Eyüp Ceylan. Evet. Çalışırken halk oyunlarıyla ilgileniyordum. O işte bayağı birkaç sene çalıştım. Emekli olduktan sonra bu halk müziğinden kopamadım. Değişik arkadaşlarla, değişik işte araştırmacı yazarlarla araştırmalara gittik. Araştırmalarda işte deyişler, düvazlar, nefesler, samahlar, o bölüm bana düştü. Ben araştırmak bana düştü. Elimizde güzel bir arşiv oldu. Bu arşivi küflenip kalmasın diye şimdi size sunuyoruz. Eyüp abi, bize ne hazırladın? Ben şimdi size bir abdal samahı sunacağım. Bunun kaynağı Sultan Ana'dır. Kaynağı da buradayken o zaman dinleyelim. Tamam. Geçti gidiyor, varıp bir kamile sorabildin mi? 12 katarı bir er yediyor, can gözünü açıp da güzel Alim görebildin mi? Bildin mi? Görebildin mi, bildin mi? Alim denen mi, denen mi? Pirim denen mi, denen mi? Hasnen mi, denen mi? Basivanın iltizamın almışsın. Fani dünyaya mail olmuşsun, cümle ululardan geri kalmışsın. Atını ileride güzel Alim sürede bildin mi, bildin mi? Sürede bildin mi, bildin mi? Alim denen mi, denen mi? Kim denen mi, denen mi? Hasnen mi, denen mi? Müminler yanından
gelir geçersin. Muhabbet edenden niye kaçarsın? Bundan ektin sen, orada biçersin. Amel tarlasını da güzel Ali sürede bildin mi bildin mi? Sürede bildin mi bildin mi? Halim deden ninenni, pirim denen ninenni, hasnen ninenni. Elesti bezminde nedir peymanım? Niçin dinlemezsin hakkın beyanım? Anda ne buyurdu sana sultanım? Akt ve iktarında da güzel alim, burada bildin mi bildin mi? Burada bildin mi bildin mi? Alim denen ninenni, pirim denen ninenni, hasnen ninenni. Sevgili Eyüp abi, sen bizi Sultan Ana'yla tanıştırdın. Ama sen nasıl tanıştın Sultan Ana'yla? Onu bir dinleyelim senden. İsmini duydum. Sultan Ana diyorlar, söylüyorlar, şey yapıyor. Ben merak ettim acaba kim diye. Bir gün bir oturduğumuz mekanda bir şey var. Sultan Ana dedi. Ha dedim ben, Sultan Ana budur. sordum, Sultan Ana sen misin? Evet benim dedi. Ondan sonra elini öptüm, tanıştık. Ne kadar oldu tanışalı? 2005-2004. Bir 12 yıl olmuş. Bir 12-13 yıl oldu. Ondan sonra geçti mi ana? Ondan sonra hiç Sultan Ana ile ayrılmadık. Neredeyse 15 yıl var. Bulmuş senin gibi güzel bir yüreği. Ana insan sarrafı tabii. İnsanların yüreğini gördü mü güzel yüreği bırakmaz. Değil mi ana? Tabii, öyle hepimiz, mi? Hepimiz. Şimdi onda da ana hepimiz yüreği var. Ana yüreği tabii, var. Tabii sende de evlat yüreği evlat var demek ki. Hep her şey evet, karşılıklı. Tabii. Doğru söylüyor. Peki Sultan Ana, senden bir nefes daha alalım mı? Alalım. Sen yetiş karıma gibi abi seyyen Şahım Hüseyin Ben buyum, sen yetiş karıma imam Hüseyin, Şahım Hüseyin. Çengemeye uzattılar da ayağımın elimi giydirdiler de ayağına kasız gömleği,
gömleği, gömleği, gömleği. Sen yat eşyarıma gibi bir şey. Şahım Hüseyin'im. Ay. Götürdülerden omağın salah taşına, taşına. Bunu komşu birin ettiler başıma, 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 başıma. Günahım var sana, ne olur Allah'ım. Sen de bağışla, bağışla, bağışla. Sen yetiş çarıma gibi Hüseyin, Şahım Hüseyin oyum. Kevranım yüklendi göçüm göçüm. Arkada kaldın körpe kuzular, 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 kuzular. Siz hakkınızı helal eyleyin konu komşular, komşular. Sen yetiş çarıma gibi bir şey yiyin Şahım Hüseyin oyum. Gözüme, gözüme, gözüme. Yarın mahşer günü hesap sorulana, 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 sorulana. Sen yetiş çarıma gibi bir şey ye, Şahım Hüseyin oyum. Yaprağım düştü dalından, 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 dalından. Muhammed neslinden, Ali soyundan, 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 soyundan. Sen yetiş çarıma gibi Hüseyin, Şahım Hüseyin oyum. Muhammed neslinden, Ali soyundan, 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 soyundan. Sen yetiş çarıma gibi Hüseyin, Şirin Hüseyin oyum. Eyüp abi, senin böyle hikayesi olan bir türküm var demiştin. Biraz acıklı bir hikaye. Şimdi Aydın'ın Kuyucak ilçesinin Sarıcıova köyünde Mehmet diye birisi var. Mehmet üniversitede tatilde evine geliyor. Evine geldikten sonra bakıyor ki evleri yerinde yok. Soruyor, ne oldu bizim ev? Burada ev vardı bizim, ne oldu? Diyor, yandı komşunun birisi, yandı eviniz diyor. Peki annem, babam, onlar da yandı. Kardeşlerim, onlar da yandı. Dedem, ninem, onlar da yandı. Hayvanlarımız, dedi, bir şey kurtulmadı. Hiçbir şey kurtulmadı, hepsi gitti. Şimdi Deli Mehmet hiçbir şey söylemiyor. Biraz duraklıyor, sonra çekip gidiyor. Arkasına bakmadan çekip gidiyor. Deli Mehmet kayboluyor. 15 yıl sonra Celi Mehmet'i Aydın'ın değişik ilçelerinin köylerinde, kahvelerinde cümbüş çalıp dilenirken görülüyor Deli Mehmet. Evet. Bu yaşında Deli Mehmet'e diyor ki, ya Mehmet sen şey yapma, bu dilenme, ayıp oluyor. Biz sana boğçacılık yaptıralım, sana para biriktirelim, verelim. Sen at boğçayı sırtına, köy köy gez. En azından alnın teriyle para kazan. Mehmet'in yolu Alemler diye bir köye düşüyor. Bu boğçacılık, katırla boğçacılık yaparken. Alemler de sahip çıkıyor buna.
Hatta bir ara diyorlar ki bak Mehmet sen bekarsın. Yazık sana. Böyle bekarlık gelip geçeceksin. Bak şu Kurtuluş Savaşı'nda şu Akkadın diye birisi var. Onun kocası öldü. Kadın zavallı, kimsesi yok, bakan çekeni de yok. Perişan durumda. Seni bununla evlendirelim. İyi kötü işte bir elbise alıyorlar Akkız'a. Mehmet'le evlendiriyorlar. Orada da Hasan Ağa diye birisi varmış. Hasan Ağa da diyor ki sen de diyor benim evim yanına bir tane şöyle bir çardak yap. İçinde dur diyor. Küçücük bir oda. Daldan budaktan bir çardak orada yaşıyor Deli Mehmet'le Akkız. Deli Mehmet işi biraz daha büyütüyor. Büyütüyor. Bu sefer gene yolu Antep'e düşüyor. Antep'te tabii kumaşlar getirecek daha fazla. Ya diyor ben şeye gideyim, Irak'a gideyim de hem oradan da kumaş getireyim hem de Kerbela'yı, Necef'i o bölgeyi bir ziyaret edeyim, geleyim. Deli Mehmet bir çıkıyor evden, 2 yıl sonra tekrar evine dönüyor. Uzun sürüyor yani şeysi. Sonra geliyor evine. Akkız. Hasan Ağa yukarıdan söylüyor, oradan başını çıkarıyor. Akkız makkız diye bir şey yok diyor. Onu ben kendime kuma aldım diyor. Sen de diyor katırını al, her şeyini al, defol git diyor. Deli Mehmet bu sefer katırı matırı bırakıyor. Cümbüşünü omuzluyor. Tekrar düşüyor dağlara. Bu sefer kahvelere falan da gitmiyor. Dağdan dağa, tepeden tepeye cümbüş çalıyor. Çalıp çalıp ağlıyor. Çalıp çalıp ağlıyor. Ben de 13-14 yaşlarımda Deli Mehmet'i bir taşın üstünde ağlarken gördüm. Gördün. Hatta gözyaşları öyle akıyordu ki şöyle yakasından kirli şeysinin elbisesinin yakasından ta lastik ayakkabısına kadar geliyordu. Ben çok etkilendim. Bu etkilenmeden sonra Deli Mehmet'in anısına bir destan yazmak geldi içimden. Destanı yazdım. Bunu müziğe aktardım. Müzikle beraber bir Deli Mehmet destanı ortaya çıktı. Peki sizden bunu da dinlemek bize farz oldu. Dinleyelim. Babama doydum neden adama, neden anama, neden anama. Garip üzmek yakınmıştır mı adama, garip üzmek yakınmıştır mı adama. Hasan an ettin hak kadını ya, hak kadını ya. Kavim kardeşimi da bir yangın aldı. Kavim kardeşimi da bir yangın aldı. Bana bir yanık saz, bir cümbüş kaldı. Ya yarimi çaldı, şu zalim felek var ya her şeyimi çaldı. Hasan an ettin hak kadını mı ya, hak kadını mı ya, hak kadını mı ya. Gümüş çala çala düştüm yollara, gümüş çala çala yollara. Çalıp söyledim de el açtım bunlara, aman bunlara, aman bunlara. Her dem hasret kaldım sıcak kollara, her dem hasret kaldım sıcak kollara. Hasan an ettin hak kadını ya,
Şen olasın karın, canı yaylasın. Şen olasın karın, canı yaylasın. Kaz gelince serin olur havası. Olur havası, olur havası. Divana mı kaldı akkız davası? Divana mı kaldı akkız davası? Hasan an etti ak kadını mı ya? Ak kadını mı ya? Ak kadını mı ya? Terk eyledim köyümü sarıcı olayı. Terk eyledim köyümü sarıcı olayı. Boyasında buldum tatlı havayı. Tatlı havayı, tatlı havayı. Alemlerde kuramadım yuvayı. Alemlerde kuramadım yuvayı. Hasan an etti ak kadını mı ya? Ak kadını mı ya? Ak kadını mı ya? Gönül dostlarım, Denizli'deyiz ve Denizli'de Eyüp abi ve Dede Sultan Ana ile birlikteydik. Onlar yüreklerini dillere döktüler. Nefesiyle bize gönül verdi. Sevgili Eyüp abi hem sesiyle hem sazıyla bizlere deyişler seslendirdi. Bugünlük Denizli'de noktalıyoruz programımızı. Derlemeci yine yollarda. Bir başka bölümde bakalım nerede olacağız? Hep birlikte göreceğiz. Felek var ya yarimi çaldı. Şu zalim felek var ya her şeyimi çaldı. Hasan an etti ak kadını ya. Ak kadını ya. Ak kadını ya. Gümüş çala çala düştüm yollara. Gümüş çala çala yollara. Çalıp söyledim de el açtım kullara. Aman kullara, aman kullara.